ve nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ederim. Bunun dışında sorunuz varsa cevaplayabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmenize ilişkin iki başlıkta sormak istiyorum. İlki odadaki oturma düzeniyle ilgili bir boş koltuk tartışması var. Sizin de bildiğiniz kadarıyla içeri girdiğinizde bir serzenişiniz olmuş. Hem bununla ilgili hem de yoğun bir gündemle gitmiştiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na. Emekler olsun, mülakatlar olsun. Tayfun Bayındır'ın durumu keza bildiğimiz 15 Temmuz'da galiba gündeme gelmiş toplantıda. Siz neler aktardınız Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, size sizin aktardıklarınıza dönüş neler oldu, paylaşabileceğiniz neler var? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret yapma talebini iletmesiyle birlikte olabilecek en iyi şekilde çözümlenmiş oldu. Burada artık dönüp de tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam, nezaketli de bir davranış olmaz. Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan'la konuşma imkanı bulduk. Benim ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi dinledi, kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirmeleri dinledik. Ben dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etmek isterim. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur. 1977 ile 80 arası iktidarla ana muhalefetin el sıkışmadığı, konuşmadığı bir dönemdi. Türkiye'de de ana muhalefetle iktidarın ve bütün siyasi partilerin birbirleriyle konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz. Dünkü konuşmalar, tartışmalar bu anlamda nasıl sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda biz de takip edeceğiz, siz de takip edeceksiniz. Efendim, başka soru var mı arkadaşlar? Bir sorumuz daha olacaktı. Hem dünkü görüşmede Namık Tan da sizle birlikteydi. Bu öneri kimin tarafından yapıldı Namık Tan'ın sizle gelmesi? Bir diğer soru da deprem bakanlığı önerisi getirdiğiniz yansıdı dün kulislere. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nasıl bir yanıt geldi? Paylaşabileceğiniz detaylar neler? Namık Tan'la ilgili merakı giderelim. Şöyle ifade edeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etmeden önce seçilmiş son tarafsız Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'e bir ziyarette bulundum. Ziyaretim hem kendisinin bana nazik kutlama mesajına teşekkür etmek içindi, hem de bir cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeden önce kendisinin önerilerini almak ve bazı sorularıma kendisinden yardım istemek üzereydi. Kendisinin uyarısı bana şöyle oldu. Cumhurbaşkanlığının özel kaleminin ve protokol müdürlüğünün bir büyükelçi olduğunu, onun için benim de partimde bulunan büyükelçilerden birini görevlendirmek suretiyle bu protokol akışını, randevuleşmeyi ve devamını özel kalemimizle koordineli bir büyükelçinin götürmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Ben de partimizde görev yapan şu anda İstanbul milletvekilimiz olan Namık Tan'dan bu konuda Namık Tan'ı görevlendirdim. Kendisi de hem Cumhurbaşkanlığı Protokol Başkanı ile hem de Özel Kalem Müdürü ile dünkü görüşmenin detaylarını görüştüler. Görüşme sırasında, heyet teşekkülü sırasında da kendi mesleki birikimleri, deneyimleri gereğince görüşmeyi takip etmek ve gerekli notları tutmak üzere de Namık Tan'ı heyette bulundurduk. Kendileri de önce Sayın Elitaş, Sayın Cumhurbaşkanı eşlik ediyordu. Not tutma noktasında ilerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Özel Kalem Müdürü de eşlik etti. Böylece iki büyükelçinin görüşmeyle ilgili not tuttukları bir sürece hep birlikte yaşamış olduk. İsim tercihini elbette ben yaptım. Milletvekili grubumuzdaki
tek büyükelçidir kendisi. Ama bir büyükelçiyi görevlendirme önerisi kendi deneyimleriyle, takdirleriyle Sayın Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur. Deprem Bakanlığı'nı önemsiyorum. Şöyle ifade edeyim. Biraz önce Sayın Eş Genel Başkanlara da bu konuda düşüncemi söyledim. Türkiye'de herkes kendine göre bir beka sorunu tarifi yapıyor. Kimi CHP'yi beka sorunu görüyor. Kimi bir siyasi partinin bir belediyeyi kazanmasını beka sorunu görüyor. Kimi bir başkasında beka sorunu görüyor ama Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından bir tanesi hazırlıksız yakalanılacak olan İstanbul depremidir. İstanbul depreminde milyonlarca kişi ölebilir. İstanbul depremin yaşandığında eğer tam hazır değilsek Türkiye ekonomisi çöker, Türkiye finans dünyasıyla irtibatı kesilir, Türkiye'nin en önemli şirketlerinin yöneticilerini ve o şirketlerin yönetim merkezlerini kaybederiz. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısı ortadan kalkabilir. O şehre insani yardım ulaştırmak da imkansız hale gelebilir. Ve bu mesele ne iktidarın tek başına bir meselesidir, ne o kenti yöneten belediyenin tek başına sözebileceği bir meseledir, ne de muhalefete muhalefet alanı tanıyacak bir durumdur. Meselenin kendisi ülke için bir beka sorunudur. Bunun için de Sayın Erdoğan'a bir deprem üzerine, ismi doğrudan Deprem Bakanlığı olarak konur mu? Yoksa doğal afetlerle mücadele ve depreme hazırlık bakanlığı mı olur? Ama bir bakanlık kurmasını önerdim. Dahasını önerdim. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısını görevlendireceğimi ve deprem meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın, siyasetin kısır tartışmalarının dışına çıkarmanın ve bir beka sorununu el birliğiyle ortadan kaldırmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldı, not aldırdı. Ancak bu konuda biliyorsunuz anayasa gereği yeni bakanlıklar kurulma kendi yetkisindedir, kendisinin uhdesindedir. Nasıl bir adım atacağını bilmiyorum. Kurulmasını önemserim. Partimizden talep olduğu takdirde Deprem Bakanlığı'na bir bakan yardımcısı vermeyi de siyasi açıdan değil, insani açıdan, vicdani açıdan ve o gün pişman olmamak için almamız gerekli bir sorumluluk olarak görüyorum. Son olsun. Sayın başkanları bekletiyoruz, hep bana soruyorsunuz. Bence soruyu her iki tarafa da sormuş olun ve ben şöyle söyleyeyim. Ben olaylar yaşandığında da diyalog halindeydik. Birincisi bir Atatürk'e ve Sayın Erdoğan'a bir saygısızca ifadenin DEM Parti eş başkanları tarafından sarf edildiği noktasındaki yanlış iletişim kendileri tarafından düzeltildi. Ardından kolluk güçlerinin yapmış olduğu soruşturma ve kovuşturma aşamasında da netleşti. Yani DEM Parti'nin seçilmiş başkanları değildi onu söyleyenler. İkinci hususta bayrak konusu. O konuda ben her iki sayın eş başkanın yapmış olduğu açıklamaları DEM'in kurumsal tavrı olarak görüyoruz. Ve o noktada yapmış oldukları açıklamalarda hem bayrağa hem Atatürk resmine, simgelere ve sembollere karşı bir hürmetsizlik ve saygısızlıklarının olmadıklarına ilişkin açıklamalarını son derece önemli.